Bayramlık aldınız mı? Alamadık. Daha alamadık abi. Peki neden? Ekonomi. Yani al belli abi, alamıyoruz bir şey. Peki bunu bize anlatır mısınız? Yani anlatır mısınız derken ekonominin bu halde olması, gençlerin hiçbir şekilde rahat yaşayamaması, bir kıyafet alaması, bir sivit olmuş 600 lira. O yüzden zor şartlarda kimse şu anda bayramlık alamıyor. Belki de bir anne almak istiyor çocuğunu ama alamıyor bayramlık. Durum çok kötü. Yani Türkiye'nin alım gücü ortada olduğu için, yani dışa her şeyi sattığımız için fazla içeri alım gücümüz kalmıyor. O yüzden ayakkabı vesaire alamıyoruz. Yani bir alım gücümüz kalmadığı için fazla bir şey alamıyoruz. Tabii ben geçinebiliyorum ama geçinemeyen aileleri düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Yani benim alım gücüm olsa da bazı insanların alım gücü olmuyor. Ben onların haline üzülüyorum yani. Peki seçimden sonra nasıl bir bayram düşünüyorsunuz? Seçimden sonra çok güzel bir bayram düşünüyorum. Mesela bunu bize açabilir misiniz? Açabilir misiniz derken daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gençlik bu şekilde yani. Yani seçimden sonra ben ülkenin iyi olacağını düşünüyorum eğer gereken olay olursa. Gereken olay ne hocam? Sözümüzü kestim. İki şehit babasıyım ben. Allah rahmet eylesin. Bak, benim de amcam şehit oldu. He? Benim de amcam Allah şehit. Allah rahmet eylesin. Bu zihniyeti sakın getirmeyin. Size niye söyledim. Abi? Getirmeyin. Hangi zihniyet? PKK abi? Yine bir olursa getirmeyin. Abi, seni şu anda desteklediğin adam zaten Abdülhocan'ın kardeşiyle el ele fotoğrafı Abdülhocan'ın var. Abdülhocan'ın kardeşi dedi ki PKK terör örgütü dedi. Ben sana Kılıçdaroğlu'nu dedi mi? Ben sana tek bir şey. Hüdapar'la anlaşması olan partiyi sen destekliyorsan bana bir şey deme. Terör değil. Doğu'nun bir İslamiyet partisi ama PKK dedim. 40 bin kişinin katı. Bak iki katil. İki şehit verdi. Hüdapar emniyet. Gaffar Okan'ı. Gaffar Okan'ı. Gençler bizi yıkmayın. Bak çocuğumuz var. Abi siz bizi yıktınız 20 sene önce bu kararı verin. PKK yine bir olmayın. Bak gençsiniz Anadolu insanı. 20 sene önce sen yıktın bizi bu seçimi yaparak zaten. Ama bak şu anda ülkenin halini görmüyor musun sen? Siyahlar boşa mı geziyor? Ama abi bak, sen yapıyor, sadece siyah değil. Tanklar topa bak geçeceğim sen, burada. Seni bir, kirli işlere bırakın. Abi seni ya bir SO2 kişiye sokayım. İstediğin 10 şeyi alabilir misin? Neyi? İstediğin 10 şeyi alabilir misin? Sadece alım gücü mü evet, gerek? Evet sadece alım gücü Yunanistan, gerek abi. Yunanistan Amerika niye bu adamın devrilmesini istiyor? Çünkü işine gelmiyor değil mi? Nereye istemiyor abi? Tayyip işine gelmiyor. Nasıl? Asıl Tayyip işine geliyor abi. Akıllı her şeyi sattı geliyor? Amerikalılar abi. Sen ya, yanlış biliyorsun. Uyuyorsun herhalde sen abi. İki şehit verdik. Bak yakanızda tutar. Benim amcam şehit. Sıkıntı yok. Benim amcam hayır, şehit. Amcan şehit ise gidip de PKK'nın kolunda tutmayın. Alakası yok. Bak gençlere. Ben senin kararına saygı duyuyorum abi. Biraz haber izle. Haber izliyorum ben. Git izle birazcık. Ondan sonra tekrar gel abi. 8 tane adam bir devleti nasıl yönetecek ya? 8 tane adam bildiğin var mı? Aday çıkarıyorlar. Bir tane PKK var. PKK. Bir tanesi yönetemiyor. Ama bir tanesi yönetemiyor. Ya dayı git haberinize gözünü seveyim öyle gel. Bir bak insanların haline bak. Tamam dayıcım. Tamam. Ya vallahi abi böyleyle uğraşa uğraşa var ya. İlke bunlar yüzünden işte bu halde. Yapacak bir şey yok.